Yani Naci Ağbal ismi mi? Dün evet. bir böyle heyecan yarattı. Piyasalarda hemen böyle müşavir. Bir müşavir oldu. Sonra tenzili rütbe olarak filan adlandırıldı ama piyasalarda böyle Naci Ağbal ismini görünce dolar bir böyle işte 9.46'ya kadar indi. Sonra bir anlaşıldı ki aslında bütün Merkez Bankası başkanları sonrasında müşavir olarak devam ederlermiş. Kanuni bir şey herhalde. Kanuni bir şey. Evet. Onu tam doğru olarak anlatabilir misiniz? Evet, bu da anlaşılınca tekrar dolar yeniden çıktı. Bürokraside evet. ne demek evet. diye. Şimdi şöyle bu Merkez Bankası Başkanı veya Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'ndaki görev alanlarla ilgili biliyorsunuz bir görev yasağı söz konusu oluyor. Yani evet. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nda görev aldıysanız ayrıldıktan sonra mesela sektörde görev alamıyorsunuz belli bir süre. 2 yıl. Bu diğer kurullarda da geçerli bu. Diğer üst kurullarda da geçerli. Neden? Yani çünkü bir çıkar çatışması olmasın diye. İçerideki bilgileri yani siz daha yeni ayrılmışsınız. Oradaki bilgileri kullanabilirsiniz. Veya orada iş bulmak umuduyla içerideyken etki altında kalabilirsiniz gibi böyle. Açıkçası o bankacılıkla ilgili o düzenlemeyi de yine bizim bulunduğumuz dönemde onlar şey yapmıştı, mevzuata konulmuştu. Bu doğru bir şey. Evet. Yani bir kişinin çalışmasını yasaklıyorsanız o kişiye tabii ki para vermeniz lazım. Yani gelirini vermeniz lazım. Bu da müşavirlik oluyor. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı maaşı ödeniyor belli bir süre, 2 yıl süreyle hatırladığım kadarıyla. Ama aynı burada, maaşı mı alıyor? Yani tam birebir aynısını mı alıyor? Bazı hani özel tazminatlar oluyor Elif Hanım. Az mı? Merkez Bankası bir... Başkanı da az bir iş değil yani. Elif lütfen artık. Ama işi bırakıyorsun. Artık. Hayır işi bırakıyorsun 2 yıl daha maaş alıyor. 2 yıl başka yerde çalışamıyorsun. Yasak, kanuna yasak. Yasak. Ne yapacaksın? Hani aynı maaş şöyle. Bazen kamuda şöyle özellikle üst düzeyde şey vardır. Bir maaş vardır. Bir de böyle özel hizmet çift maaş yok ya. Makam tazminatı gibi şeyler vardır. Bilfiil görevde bulunduğunuz zaman alabildiğiniz şeyler vardır. Onu belki o bilfiil görevde bulunduğun zaman aldığı ek ödemeleri, tazminatları almıyor olabilir. Ama yine iyi bir maaş aldığı söylenebilir yani öyle olsun diyelim. Yani, o çünkü çok yanlış bir şey değil açıkçası. Yadırganacak bir şey de değil. Ama burada anladığım kadarıyla... Yok yadırgamadım da bir güzel geldi böyle. Evet. Yani. Hani Naci Bey'i hani o maaştan da mahrum etme durumu söz konusu. Öyle mi? E tabii yani müşavir kadrosuna atandığı zaman aslında bir başka kadroya atanmış oluyor. Ha bunu aslında müşavir atanmadan bu otomatik oluyordu sizin söylediğiniz şey. Şimdi bir göreve atanmış oluyor. Ha. Dolayısıyla o yeni atandığı görevin maaşını alacak. Yani, o anlamda tenzili rütbe. O da tenzili o anlamda rütbe. Da bir tenzili rütbe. Üzülmüştü. Yani, ulan yanlış bir şey. Yanlış yani, bir o kadar şey. Hem riski aldı. Yani ben açıkçası Naci cezalandırma devam ediyor. Şey olumlu bir şey olarak görmedim yani evet, durum olarak görmedim. Şimdi anladık. Şimdi mesela, evet şimdi evet. oldu. Demek ki yani. O işte faiz artırımı para politikaları toplantıdan. Evet. Durumu tamam. Para politikalarından önce bir yayınlamıştı ya, yapmayın etmeyin faizi düşürmeyin. Evet. Onun bedeli. O tweet'in bedeli. Evet dönmüş yani. Yani. İki defa cezalandırılmış evet. oldu. Evet. Yazık. Diyelim. Yani. Evet. Yani. Ay, üzüldüm şimdi. Gerçekten. Bayağı üzücü evet. şeyler yaşanıyor. Herhalde siz de böyle bürokrasiden tanıdığınız insanlarda olan bitene şey yapıyordur. Yani üzülüyorlardır. Size de konuşuyorlardır herhalde konuştuğunuz insanlar. Sonuçta bir takım talimatlar veriliyor, bir takım kararlar alınıyor ama yani sahiden de böyle rakamlarda görülüyor. Yani çıplak bir şekilde yanlış olduğu görülüyor bir sürü şeyin. Herhalde insanlar bunları uygulayan insanların da bir kısmı yaptıklarına o kadar memnun değillerdir herhalde. Kesinlikle değil tabii. Kesinlikle değil. Yani herkes gerçekten özellikle tabii kendini böyle çok tabiri caizse kaptırmamış olanlar... Tabii yanlışlıkları görüyorlar. Hani biraz önce göz göre göre dedik ya, göz göre göre yanlışların yapılmasından tabii herkes vicdanen de, aklen de ızdırap duyuyor. Yani bu gayet normal. Hani onlar da tabii bazı hususları bizlerin dile getirmesinden eminim şeydir, memnunlardır. Hı-hı. Hani ben prensip Hı-hı. olarak genel başkanımız da öyle, ben de öyle. Yani bütün konuştuklarımızı açık kamu kaynaklarından konuşuyoruz. Yani benim mesela hazinede bir arkadaşa telefon edip de bir ilave bilgi istemem veya şey yapmam kesinlikle söz konusu değil.
Hiç kimseyle de bugüne kadar görüşmedim. Yani öyle bir şey tercih etmedim. Siz arayanların telefonuna cevap veriyorsunuz. Veriyorum tabii cevap. Eğer arayanlar olursa cevap veriyorum ama ben bizzatihi yani görevde olan hiçbir arkadaşımla konuşmadım bugüne kadar. Zaten neyin nereden alınması gerektiğini bildiğimiz için açık kaynaklardan hani bilgileri, verileri derleyip analizlerimizi yapabiliyoruz. Ama ben hani görüyorum arkadaşlar da hakikaten özellikle tabii hazine gibi, Merkez Bankası gibi, Devlet Planlama Teşkilatı gibi, yani Maliye Bakanlığı gibi, bunlar hani çok köklü kurumlar. Evet. Buray Bey, yani şimdi benim en çok üzüldüğüm... Çok da prestijliydi. Ben de üniversitede Merkez Bankası, girmek yani istiyorum. Merkez Bankası'nın hakikaten hani bu duruma düşmüş olması... Yani mesela bir açıklama yayınladılar. Yani bu para politikası kurulu Ekim şeyinden sonra bir açıklama yayınladılar. Yani ben açıkçası üzülüyorum bu arkadaşlarımızın durumuna. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmalarına. Bu kadar kendi içerisinde tutarsız. Ne var açıklaması sizin şey yaptığınız zaman uzattığınız açıklama? Hayır, hayır. Adına üzülüyorsunuz yani, bunu anlayayım. Merkez hani, Bankası Başkanı'na mı üzülüyorsunuz? Yok, açıklamadaki tutarsızlıklara. Yani açıklamadaki tutarsızlıklara ve bunları kaleme almak durumunda kalan arkadaşlara üzülüyorum. Yani çünkü yani şimdi bir taraftan kim kaleme alır genelde bu metinleri? Merkez Bankası Başkanı almaz mı? Hayır, orada mesela bir kadro vardır. Mesela işte Hakan Kara biliyorsunuz eski baş ekonomist. Şimdi Hakan Kara bu Ekim kararından sonra dedi ki 16 yıl dedi ben para politikası kurul metinlerini kaleme aldım dedi. Karar metinlerini kaleme aldım. Hayatımda hiç bu kadar hani tutarsız bir metin görmedim diye. Ben de 11 yıl tabii para politikası kurul toplantılarına katıldım. Yani hazine müsteşarlığında böyle bir imkanı var, yetkisi var, hakkı var daha doğrusu, yetkisi demeyelim de hakkı var. Ben de katıldım. Yani dolayısıyla oradaki tartışmalara da şahit oldum. Tabii oradaki tartışmaların dışında kamudaki diğer platformlardaki tartışmalara da şahit oldum. Hakikaten bu kadar tutarsız, bu kadar çelişkili, bu kadar içeriği zayıf kararların öyle kurumlardan çıkması. İşte şimdi mesela hani şimdi siz bir enflasyon raporu açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki tezi birdenbire değiştiriyorsunuz. Faiz sebep, enflasyon sonuç tezinden çıkıyorsunuz. Faiz düşecek, cari açık kur yükselecek, cari açık iyileşecek, enflasyon iyileşecek tezine gidiyorsunuz. Şimdi sizin bu tezinizle ilgili açıkladığınız enflasyon raporunda tek bir kalem, tek bir kelime yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye bu kadar hakikaten şey bir ülke mi ya? Yani Muz Cumhuriyeti. Muz Cumhuriyeti mi diyelim? Evet, yani böyle bir şey olabilir mi ya? Siz 84 milyonun kaderine tesir edecek bir yaklaşım değişikliği yapıyorsunuz ve siz bu yaklaşım değişikliğinin altyapısı ile ilgili, verileri ile ilgili, analizi ile ilgili hiçbir metin ortaya koymuyorsunuz. Sizin buna hakkınız yok. Bakın açıkça söyleyeyim, buna hakkınız yok. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyanın neresinde olsa, bakın şu son 2-3 ayda neresinde olsa o bürokratlar o görevlerde kalamazlar. Yani siz bir de şöyle düşünün Yıldıray Bey, bakın. Biraz önce başlangıçta söyledim. Enflasyon artarken, enflasyon baskıları artarken, enflasyon bekleyişleri kötüleşirken siz böyle bir adım atamazsınız diye. Bakın ben yanılabilirim enflasyonun artıp artmayacağı konusunda. Siz yanılabilirsiniz. Elif Hanım yanılabilir. Ama Merkez Bankası'nın elinde veriler var. Bakın Eylül'de o adımı attığında ne dedi? Ben çekirdek enflasyona baktım. Enflasyonun geçici olduğuna baktım, ona göre adım atıyorum dedi. 10 gün sonra enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon arttı, çekirdek enflasyon arttı. Ya siz daha 10 gün sonrasını göremiyorsunuz. Şimdi bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Siz hem de nasıl göremiyorsunuz? Elinizde veri olduğu halde. Niçin veri var diyorum? Çünkü Merkez Bankası İstatistik Kurumu'ndan bağımsız olarak kendisi de veri derliyor. Kendi istatistik bölümü veri derliyor. Önce enflasyon göstergeleri derliyor. O önce enflasyon göstergeleri mesela işte 23 Eylül'de o kararı aldılar.
23 Eylül'e kadar gerçekleşmiş olan o verilerden bir önce enflasyon göstergesi derliyor ve onun enflasyonun artıp artmadığını, düşüp düşmediğini oradan takip edebiliyor. O bilgiye sahip. Siz ben sahip değiliz. Yani biz desek mesela Eylül ayında enflasyon düşecek desek mazur görülebilir bizim için. Ama Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok. Evet. Yani buna rağmen böyle bir adım atıyorsunuz ve buna rağmen kurları patlatıyorsunuz, risk primini patlatıyorsunuz, hazine faizlerini patlatıyorsunuz. Bu topluma büyük bedeller ödetiyorsunuz. Ondan sonra da işte Merkez Bankası'nın işte itibarını korumak lazım, eleştiriler yapmamak lazım diyorsunuz. Keşke bizim gösterdiğimiz, yani itibarı korumak için, Merkez Bankası'na güveni tesis etmek için bizim gösterdiğimiz fedakarlığın onda birini kendileri gösterseler açıkçası. Yani buna üzülüyoruz biz. Evet. Tamam. Tamam. Peki. Bir yere bir şey yazdılar. Bir yere, evet. İçeride bir şey yazmıştım da evet. Onunla alakalı. Çok teşekkür çok ediyoruz. Ta Ankara'dan kalkıp buraya özellikle bizim yayınımız için geldiniz. Çok güzel çok, hocam. Çok teşekkürler. Ağzı sağlık. Keyifle yani. Dinledik. Sağ olun. Yani şöyle bir tabii olumsuzluklar. İbrahim'e genelde sakin, güler yüzlü tavrıyla evet. bilinen biri. O bile bu kadar öfkelendiyse kötü şeyler oluyor demektir. Bayağı kötü gerçekten şeyler oluyor. Ben de öyle hissettim. Yani bakın yani... ben ilk programı Elif Hanım sizle yapmıştık. Evet. Partimiz kurulduktan sonra. Yani böyle geçen yıl. Evet. Orada ben... İlk çıktığınız televizyon programıydı. İlk çıktığım televizyon programıydı. Sizle yapmış olduğumuz programdı. Orada dedim ki yani bu Türkiye 1970'li yıllara götürülüyor. Hatta o yayına gidilip bakılırsa 70'li yıllara gidiyor diye. Yani maalesef işte şimdi o biraz önce konuştuğumuz hani işte parayı değerini yitirelim, kaybettirelim, itibarsız kılalım. İşte oradan kendimize bir çıkış bulalım. İşte bunu sürdürmek için de işte korumacılığı artıralım. İşte duvarlar örelim, gümrük duvarları örelim, işte müdahale duvarları örelim. İşte o bir yıl içerisinde bunların hepsi tek tek çıktı. Ama bunların hepsinin de bağlandığı bir nokta var. Yine oraya geleceğim ben. Bunların hepsinin bağlandığı nokta yönetim sistemi ve yönetim bak, anlayışı. Hıdıray,